Abi. Burada buruşmuş bir evrak var, senin adına gelmiş. Görmüş müydün? Resmi bir şeye benziyor. Evet Ayşe'cim. Biliyorum. Açmayacak mısın? İlgilenirim daha sonra. Sen beni mi arıyordun? Ha yok, Nihat aradı da. Bir dosya istedi, onu bakmaya gelmiştim. Ne dosyası? Ya ihracatla ilgiliymiş. Mavi kapaklı dedi. Al Ayşe'cim. Bu mu? Sen şirkete gitmeyecek misin? Çıkacağım biraz da. Anladım. Abi. Bakalım bu tonlamanın arkasına ne gelecek? Korkma korkma, bir şey gelmeyecek. Ben iş konusundaki desteğin için çok teşekkür ederim. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Heyecanlısın demek. O zaman ben de bir şey itiraf edeyim mi? Ne? Senin adına ben de çok heyecanlıyım. Bak her şey çok güzel olacak, göreceksin. Sen yeter ki kendine güven. Umarım abi. Neyse, hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Atölyededir. Anladım. Sanki gitmek istemiyor. Babama ne anlatacağım ben? Kocanı sevmiyor musun diye sorarsam. Ömer'i hala deli gibi seviyorum. Ama yaptıklarını affedemiyorum mu diyeceğim. İstediğin gibi bir an önce çıkalım. Bir yere mi gidiyorsunuz?
Zehra'nın uzun zamandır yapmak istediği bir şey var. Onu halledeceğiz. İyi. Kolay gelsin o zaman. Benim de sizinle alakalı yapmam gereken bir şey var. Bir an önce harekete geçmeliyim. Her şey bitiyor artık. Arabaya bindiğimde, babamla konuştuğumda yolun sonuna gelmiş olacağız. Allah'ım sen bana yardım et. Zehra. Gidemeyiz. Gidemeyiz dedi. Neden? Neden gidemeyiz? Çünkü... arabanın alarm sistemi bozulmuştu. Arabayı servise götürmüştü can. Öyle mi? Hı. Tamam, başka bir arabayla gidelim. Seninki olması şart mı? Doğru. Taksiyle de gidebiliriz değil mi? Yeter ki bir an önce gidip babanla konuşalım. Ben Can'a söyleyeyim de taksi çağırsın. Benim şarjım bitmek üzere. Ben de arıyordum. Alo Can. Bahçedeyiz. Bize bir tane taksi gönderir misin? Öyle mi? İyi, tamam. Araba servisten çıkmış. Gidebiliriz. Umarım sizden istediklerimi yerine getirmişsinizdir Turgut Bey. Harika. Beni gelişmelerle ilgili bilgilendirin lütfen. Ha, bir şey daha istirham ediyorum sizden. Bu mesele kesinlikle aramızda kalmalı. Teşekkür ederim. Kerem, kahve getirdim. Karşılıklı oturup konuşmanın vakti geldi. Hatta geçiyor bile. Evet, can kulağıyla seni dinliyorum. Anlamadım. Anlaşıldı. Tamam. O zaman sen beni dinle can kulağıyla. Çünkü gayet açık konuşacağım. Kerem, sen şu anda çok ciddi bir şekilde KKS sendromu yaşıyorsun. KKS mi? O da ne? Kaçan kovulanır sendromu canım. Ve bunu acilen düzeltmen lazım. Yoksa balataları yakarsın maazallah. Ya ne diyorsun Allah aşkına canım? Sen diyorsun ki ben illa bir yüksek dozda çarpılayım. Keremciğim, sen sabahtan hoşlanıyorsun. Bu cepte, değil mi? Al sana dut yemiş karga. Güzel. Sabah da senden hoşlanıyor. Bu da cepte.
Sabah benden mi hoşlanıyor? Kendisi mi söyledi bunu? Yok. Yok canım, söylemedi. Ama insanın bunu anlamaması için ya aptal ya da senin gibi... Çok affedersin. Yani alık veya aşık olması gerekiyor. Canan. Ay ne Canan'ı? Kızın her halinden belli. Senin gözüne perde inmişse ben ne yapabilirim acaba? Sabah benden kaçıyor. Yani dediğin gibi olsa... Ha? Ben de tam ondan bahsediyorum işte. Keremcim, o kadar çok kovalıyorsun ki kızın kaçmaktan başka seçeneği kalmıyor. Anlamadın mı? Bunu da mı anlamadın? Ben sana hani biraz önce aşık ve nokta nokta... Neyse, tekrara gerek yok. Denden koyup altını çizip devam edelim. Peki, yani dediğin gibi olsun. Ben nasıl davranacağım? Stratejik davranacaksın. Bu bir. Sabah her gördüğünde böyle gözlerini devirmeyeceksin. Bu iki. Sabahın çekingen ve toy bir kız olduğunu unutmayacaksın. Bu da üç. Ben gözlerimi mi deviriyorum? Ay Kerem, o kadar çok şey anlattın, buna mı takıldın? Pes! Ayrıntıları boş ver Keremcim. Beni dinle. Ya bilmiyorum Canan. Sürekli burnunun dibindeyim. Biraz uzaklaşayım diyorum, kendimi kaybediyorum. Ya bilmiyorum. Ben sana yardım edeceğim. Bundan sonra beraberiz. Sabaha karşı ısrarcı olmayacaksın. Biraz böyle cool davranacaksın. Aman canım, işte senin bildiğin işler bunlar. Geldi. Dediklerimi anladın değil mi? Anlaştık. Tamam, anlaştık. Nasıl? Ay pırlantam çok güzel olmuşsun. Ay yüzüm, gönlüm açıldı ayol. Ya babaanne, siz ne düşünüyorsunuz? Çok güzel ve asil görünüyorsun kızım. Kıymetli bir mücevher gibi. Tam bir kervancı oğlu kadın. Çok teşekkür ederim. Vallahi billahi sanki işe ben başlıyorum ayol. Bir heyecan, bir heyecan bende. Ay çok güzel. De. Ay şimdi sen holdingde olacaksın kızım. Ben kimle akşama kadar kahve içip dedikodu yapıp sohbet edeceğim. Vallahi karalar bağlamaya başladım, söyleyeyim sana. Üzülme ablacığım. Zehra da ben de bir şirkette olmayacağız ki. Senin yerin ev değil zaten kızım. Onca taksiyle evde oturup kahve içmek için yapmadın herhalde. Geç bile kaldım bence. Bir şey mi söyleyecektin? Yok. Neden? Bilmem. Bana öyle geldi herhalde. Ben yani araba kullanırken telefonu açma diye. Anladım. Açıp hoparlörü alır mısın? Efendim Selin?
Ömer Bey, avukat bey burada. Haber vermek istedim. Avukat mı? Hangi avukat? Turgut Bey, Holding'in hukuk danışmanı. Anladım. Randevumuz vardı değil mi? Ben onu tamamen unuttum. Evet, önemli olduğunu söyledi. Gelebilecek misiniz? Hayır. Önemliymiş. Yani istersen önce şirkete gidelim. Babama sonra gideriz. Öyle mi? Yani babama bir saat vermedik nasıl olsa. Peki. Selin, biz yoldayız, geliyoruz. Beklemesini söyler misin? Ben teşekkür ederim. Neden? Yani boşanmak üzereyiz. Ama sen yine de beni düşünüyorsun. Biz ayrılıyor olabiliriz ama düşman değiliz. Sakın Zehra. Sakın ağlama, saçmalama. Ağlıyor. Lütfen ağladığımı görmemiş ol. Ağlıyorsun işte. Görürse onu hala sevdiğimi anlar. Sen de beni seviyorsun. Biliyorum. Gitmeyelim deseydin. Gitmeyelim deseydin. Yine de gider miydin? Ben gidebilir miydim bilmiyorum. Özetle eşim bundan sonra bizimle çalışacak. Her gün burada olacak demiyorum. Ama işleri şirketten yönetmesi gerektiğinde uğrayacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Söz veriyorum ek hatla çok dolaşmayacağım. Hayatım, sen gittiğin her yere uğur getiririz. Ha bu arada arkadaşlar, bu dediğim iltifat değil, gerçek. Yani benim güzel karım gittiği her yeri bereketlendirir, kıymetini bilelim. Hayırlı olsun. İnşallah sizin için hayırlı olur. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hep birlikte çok güzel işler yapacağımıza ben çok eminim. Evet, tanışma faslı bittiğine göre herkes işinin başına dönebilir. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ayşe Hanım, buyurun sizi böyle alalım. Senin masana mı? Evet. Odanız hazırlanana kadar istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz. Buna benim odam ve masam da dahil. Emin misin hayatım? Bak sonra pişman olma. Yani kalkmak istemezsen falan. Sen nasıl istersen. Yakıştın mı? Harika görünüyorsun. Tam bir iş kadınıyım. Teşekkür ederim. Ben artık sizi işinizle baş başa bırakayım. Kolay gelsin. Sağ olun hayatım. Sen bana bir şey mi soracaksın? Oda nereden çıktı? Ne hiç? Ne bileyim, sanki böyle biraz bir kıvranıyormuş gibi bir halim var ama. O senin üstüne kuruntun Canancığım. Bu arada Abidin Bey'le dayım anlaşmışlar. Hem de bayağı iyi bir fiyata. Ay hayırlı olsun. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Çıkmaz canım, çıkmaz. Bak ne diyeceğim. Midem kazındı benim ya. Bir şeyler mi yesek? Vallahi ben de çok acıktım. Yemek yemeyi unutmuşum. İyi olur. Tamam. Kerem'e de haber vereyim. O da acıkmıştı, sordum demin. Canan. Siz Kerem'le onu mu konuştunuz? Canım. Açık açık sorsana ne konuştunuz diye. Bir şey konuşmadık canım. Öyle havadan sudan işte, bildiğin şeyler. Canan bir söyle bin işit yani. Tamam, hiçbir şey söylemedim. Tamam. Ben gidip haber vereyim. Gerek yok. Kız kıza takılalım biz. Of be Canan ya.
Kerem, hadi hazırlan, üçümüz birlikte yemeğe çıkıyoruz. Bir şey içmek ister misin? Yok, teşekkürler. İyiyim böyle. Selin, Turgut Bey'e beklediğimizi söyler misin? Tamam, hemen söylüyorum. Ben çıkayım. Siz rahat rahat konuşursunuz. Hem Kore'ye doğramış olurum. Hayır, hayır. Kal lütfen. Yani önemli bir şey konuşmayacağız. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Yalnız görüşeceğimizi sanıyordum. Eşimin yanında konuşabiliriz. Sakıncası yok. Anlıyorum fakat konuşacağımız şey biraz teknik konular içeriyor. Hanımefendi sıkılabilir. Tamam, ben sizi yalnız bırakayım. Kore'nin yanındayım. Tamam, kusura bakma. Ne oldu Turgut Bey? Nedir bu? Boşanmanız için hazırlanan sözleşme. Ben sizden böyle bir şey hazırlamanızı istemedim. Evet. Bir açıklama yapacak mısınız? Sizin haberiniz yok o zaman. Anlaşıldı. Emri kimden aldığınız anlaşıldı. Tamam. Ben ilgilenirim bu konuyla. Kusura bakmayın. Haberinizin olmadığını bilmiyorum. Önemli değil. Rahat olun lütfen. Eğer başka bir şey yoksa çıkabilirsiniz. Yok Ömer Bey. İyi günler. Yüz yüze görüşeceğiz Bahşen'de Hanım. Yüz yüze. Aa, tesadüfe bak. Ben de sabah ustamın yanındaydım. Biraz kulaklarını çınlattık. Öyle mi? Nasıl babam? Neler konuştunuz? Vallahi Zehra abla, ben ustamı hiç böyle keyifli görmemiştim. Meğer aileler buluşmuş, tanışmış, yemekler yenmiş. Ustam çok mutlu. Aileyi tanıyınca kızımın evlendiğini daha iyi anladım diyor. Öyle. Kızım emin ellerde diyor. Demek babam böyle düşünüyor. Öyle. Ustam iyi Zehra abla. Hem de çok iyi. Hatta daha yeni çok büyük bir iş almış. Eskiden çekinirdi böyle işler almaya. Vallahi ben de şaşırdım. Harıl harıl çalışıyor. İnsan evlendiğinde baba evinden gerçekten gider. Çünkü artık onun eve kol kanat germesi gereken bir yuvası vardır. Artık asli görevi yuvasını koruyup kollamaktır.
İnsanın yuvası mahremiyetidir. Sakın unutma güzel kız. Acı tatlı ne yaşanırsa yaşansın, yuva denen dört duvar arasında kal. Her şey bu dört duvar arasında halledilme. Yuvanın kutsiyetini halel getirmek onurlu insana yakışmaz. Zehra abla bir şey içer misin? Bir şey söyleyeyim sana. Zehra abla. Pardon Koray. Hayırdır? Çok derinlere daldın. Evet öyle oldu. Neyse sen ne demiştin? Bir şey içer misin demiştim. Olur. Sade bir kahve güzel olur. Bir sorun yok. İyisin değil mi? Yok yok. İyiyim. Aman her şey iyi olsun da. Ömür abi on numara. Sen zaten bir tanesin. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin. İki tane sade kahve alabilir miyiz? Tamam, teşekkürler. Ömer. Sorun mu var? Aa. Niye böyle bir sözleşme hazırlattın ki? Ben değil. Bahşenli Hanım. Şirketin avukatına söylemiş. Zehra'nın haberi var mı? Hayır. Olmayacaktı. O zaman bu ortalıkta dolaşmasa iyi olur. Ya canım buna mı sıkkın? İmza alamazsınız olur biter. Hayır. Asıl mesele bu değil. Ne peki? Birazdan mahalleye gideceğiz. Zehra babasına boşanacağımızı söyleyecek. Öyle mi? Ya ben işin bu noktaya kadar gelebileceğini düşünmemiştim. Ben de. Sıkma canını. Ben ayrılacağınıza, daha doğrusu ayrılabileceğinize hiç ihtimal vermiyorum. Siz arabaya geçin, üşümeyin. Ben geliyorum. İyi madem. Canan, sen öne geç. Yok, mümkün değil hayatım. Midem çok kötü oluyor benim. Tamam o zaman, sen yanaşınca ben de yanına geçerim. Ya oldu. Çocuğa bir de istersen şoför muamelesi yapalım sabah. Aa, çok ayıp. Geç, hadi sen geç öne. Binsene. Altında kalmış da rahatsız olmasın diye.
Evladım al bu listeyi. Musa Usta'ya git, eksikleri al gel, tamam. He. İki gün sonra ödemeyi alacağız. Hesabı o zaman kapatırız, söylersin Musa Usta'ya. Hadi çabuk hadi. Tamam ustam, ben alıp geliyorum hemen. Çabuk çabuk. Evladım o kadar da çabuk değil. Dışarısı buz gibi. Montunu giy öyle git. Tamam ustam. Afiyet olsun. Demek bensiz kahve içiyorsunuz. Size de söyleyelim hemen Ayşe Hanım. Yok Koraycığım, yok, şaka yapıyorum. Şimdi içtim ben. Canım, iyi ki geldin. Ya biz altyapıyı tamamlamak üzereyiz. Senin de kolları sıvama vaktin geliyor. Az kaldı. Öyle mi? Ayşe'cim bu kadar çabuk mu? Yani ben... Sen şimdi rahatlıyorsun. Başımıza vuran yok, sıkıştıran yok. İstediğimiz zaman üretime geçebiliriz. Sen hiç sıkıntı etme. Öyle de... Zehra, herkes bize destek oluyor. Her şey çok güzel olacak. Ben uçmadığımıza şaşırıyorum. Düşünsene. Tasarımdan hayat bulacak. Kendi markamızı yaratmışız. Harika değil mi? Bir hayal kur. Böyle ürünlerimiz herkesin elinde. Rakiplerimizden sıyrılmışız. Ya düşüncesi bile beni o kadar çok heyecanlandırıyor ki. Öyle güzel anlatıyorsun ki heyecanlanmamak mümkün değil. Demek ki doğru yoldayım. Çıkabiliriz artık. Ama abi iş konuşuyoruz, görmüyor musun? Nereye götürüyorsun ortağımı? Biz yemeğe gidecektik de. Demek yine tatlı bir kaçamak yapıyoruz. İyi bakalım, öyle olsun. Yemekten sonra görüşürüz o zaman. Zehra, bak dediğim gibi her şey çok güzel olacak. Hiç merak etme. Tamam. Koraycığım görüşürüz, kahve için teşekkürler. Görüşürüz Zehra. Koray, telefonu kullanabilir miyim? Tabii tabii, buyur. Nihat'cığım ne yapıyorsun hayatım? Anladım. Kendi ofisinde misin? Tamam. Tamam canım. Salim için bir işi, bir de çocukları. Bu sıralarda keyfi pek yerinde. Dünürleriyle tanıştı ya sonunda. Ay, iç rahat etti artık. Zehra'dan yana da hiç kuşkusu kalmadı. O da biz de çok sevdik herkesi. Değil mi? Herkesi mi? Bahşende Hanım'ı da mı? Tabii sizi sevmeniz normal yani, değil mi? Yani aynı çatı altında ben yaşadığım için onu bir yaşayan bilir. Pek bir alengirlik kuralları vardır, bir enteresan. Kulakları çınlasın. Hacı Evriyeciğim, hani birlikte yatak örtüsünü örmüştük ya. İşte onu kızımıza verdim. Çok beğendi, çok teşekkür ediyor. Söyleyeyim de üstümde kalmasın. Ay kurban olurum. Ay kurban olurum. Ay benim de böyle minicik bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ayol bir yastıkta kocatsın Mevlam inşallah. Amin. Tek yastığım odası kalmadı Cevriyeciğim. Nerede o eski kenarı böyle kaneviçe işli yastıklar? Ay doğru diyorsun. Şimdi iki tane ayrı ayrı. Bir de isimleri var komik. Küstüm yastığı. Ha küsen alıyor yastığı, gidiyor başka yerde yatıyor. Zaten boşanmalar bu yüzden arttı anacığım yani. Ha Cevriyeciğim bak, bu akşam hep birlikte yemek yiyeceğiz. Haberin olsun, ona göre tamam mı? Ay yok, gideyim ben. Beklerler beni. Haber veririz canım. Neden burada durduk Canan? Çünkü
benim çok acil bankaya gitmem lazım. Unuttum. Yani resmen unuttum. Benim bugün kredi kartımın son günü. Sen kredi kartı mı kullanıyorsun? 80 milyonun 80'i kullanıyor Sabahçığım. Yalnız değilim. Tamam, ben götüreyim sizi işte. Yok, geride kaldı. Önünden geçince hatırladım ben. Neyse, siz şey yapın. Beklemeyin beni. Gelirim ben. Tamam, hadi git gel, sen biz bekliyoruz seni. Canım, sen ki ilk defa mı yemeğe gidiyorsun? Ha? Gidin siz. Hadi. Bekliyoruz Canan. Bekleyecek miyiz burada? Bekleyelim. Tamam, nasıl istersen. Merhaba arkadaşlar. Koray'dan sıçağın mısın ben istedim. Teşekkür ederiz. Çaylarımız, keklerimiz hazır. Böylesini daha önce yememişsinizdir. Ev yapımı. Muhakkak çok lezzetlidir ama benim yetiştirmem gereken bir işim var. Kekimi kahvemi alıp odamda yesem? Maalesef kabul edilmedi. Yani küçük bir moladan bir şey olmaz. Hem bir makalede okumuştum. Böyle molalar işletmenin verimliliğini arttırıyormuş. Öyle diyorsanız. Hadi buyurun. Kek harika olmuş. Gerçekten. Olağanüstü. Varsa ben bundan sonra bir tane daha alırım. Tabii istediğin kadar alabilirsin. Sağ olsun. Ev arkadaşım Kerem pek bir beceriksiz de. Onu Hediye ablanın yanına kursa gönderelim o zaman. Harika bir fikir. Özge Hanım. Siz beğenmediniz mi? Yok, çok çok beğendim. Sadece benim tatlıyla pek aram yok. Anladım. O zaman sizin için yarın tuzlu bir şeyler yaptırabilirim. Hiç gerek yok. Ben zaten çok iştahlı biri değilim. Tuzlu derken? Börek mesela. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlarım bana börek canavarı da. Tamam o zaman, o iş bende. Oh ya. Kek çok iyi geldi. Resmen beynime kan gitti ya, kendime geldim. Büyütülecek bir şey değil. O zaman bir eczanenin önünde durayım. Ağrı kesici alayım. Benim çantamda olacaktı. Bakayım. Su yok mu? Yok galiba. Burada olacaktı. Ellerin buz gibi Zehra. Üşüyor musun sen? Çok değil, biraz. Ben klimayı açmayı unutmuşum. Söyleseydin üşüdüğünü. Hadi ilacını iç. Tamam.
da gözümde peçete olacaktı. Ama bu... Ne saklıyorsun sen? Ben mi? Evet, sen. Hiç. Nedir o elindeki? Göstermek istemediğin şey? Karalama yapıyordum. Bakabilir mi? Hayır. Neden? Görmeni istemiyorum çünkü. İyi de. Neden? Güzel değil. Öylesine. Buna ben karar vereyim. Olur mu? Hem ben çok merak ettim. Ben yabancı mı? Hayır dedim. Ama bakmak istiyorum. Ben bakmanı istemiyorum ama. Bakma öyle. Bakma. Peki. Ama yüzün... Ne var yüzünde? Ömer. Efendim aşkım. Hiç. Benmişim. O gerçekten çok başarılı. Beğendin mi gerçekten? Çok güzel olmuş. Çerçeveletmişsin. Evet. Çerçevelettim. Bu o kadar iyi değildi ama. Evet. Sen beğenmemiş olabilirsin. Ama ben çok beğendim. Sana dair her şey. Ama her şey benim için çok değerli. Biz ayrılsak bile bu değişmeyecek. Hmm.
Aşının ağrısı geçti mi? Geçti biraz. Ellerinde ısınmış. Sevin. Sehra. Efendim? Sen iyi misin? Hı-hı. İyiyim. Eğer kendini iyi hissetmiyorsan babanın yanına daha sonra da gidebiliriz. O gün ya da başka zaman. Biz bu konuşmayı illaki yapacağız. Yola çıktık bir kere. Artık dönmeyelim. Peki. Kolay gelsin Salim Usta. Ha, sağ olun, hoş geldiniz. İş de bitmek üzereydi. Ben de onun için gelmiştim. İşi bitirmene gerek kalmadı artık. Anlamadım. İşi diyorum, bitirmene gerek kalmadı artık. Şimdi inşaattan geliyorum. Montajı yaptığın dolaplara baktım. İstediğim gibi olmamış. Nesi var dolapların? Nesi olmamış? Kullandığım malzeme, işçilik, her şey dandik. Dandik? Dandik ne demek? Yani neye eksik dolapların söyler misiniz? Şimdi tek tek onu mu anlatayım sana? İşi sana vermiyorum. Şu sana verdiğim avansı da alayım. Biz sizle sözleşme yapmamış olabiliriz. Ama benim için söz senettir, namustur. Biz sizle böyle anlaşmadık. Verdiğiniz o parayla malzeme aldım. Yetmedi, esnafa borçlandım. Siz borcunuzu ödeyeceğinize verdiğiniz parayı geri istiyorsunuz. Böyle şey olur mu? Ne yapayım kardeşim esnafa borçlandıysam? Bu borç benim değil. Sizin borcunuz. Benim borcum öyle mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Avansın üstüne yatmak için ayak mı yapıyorsun? Cin olmadan insan mı çarpmaya çalışıyorsun? Avansın üstüne yatmak gibi bir derdim yok. Bak çok uzun oldu. Uzun işlere gelemem. Avansı iade edeceksin. Bu senin yaptığın düpedüz dolandırıcılık. Kul hakkı yemeye utanmıyor musun? Ben hakkımı sana yedirmem. Anlaşıldı. Sen laftan anlamayacaksın. Ama senin anladığın dilde konuşuruz. Elinden geleni ardına koy. Getirin. Sonuncusu da benden olsun. Bu da sana ders olsun. Sana yarına kadar müddet. Parayı getirdin, getirdin. Getirmedin, kendin bilirsin. İhtiyarın işi tamam. Hadi gidelim. Ya kafanı kaldırmadın telefondan. Ne yapıyorsun? İnternetteki ilanlara bakıyorum. Yarım saat oldu. Bekleyecek miyiz? Ben çok acıktım. Ben bir Canan'ı arayayım bakayım nerede kalmış. Gerek yok. Yani ara demedim. Sen acıktım deyince... Bir şey demedim, şikayetim yok. İyi o zaman. Biraz daha bekleyeceğiz. Beklerken var bir şeyler yiyelim. Ya ben bir bakınayım.
Selam. Senin, sence de acayip değil miydi? Acayip olan ne? Nihat Bey'in eşinin yaptığı. Ayşe Hanım'dan mı bahsediyorsun? Konuşmaları falan tuhaf değil miydi? Kek getirmiş, sanki düğün yapıyoruz. Yo, yani kaynaşmak için güzel bir jest yapmış. Bana yapmacık geldi. Yani kendini sevdirmek için bizden biriymiş gibi davrandı. Ama sonuçta bizim gibi olamaz. Neden olmasın? Şey, ben Ayşe Hanım'a rapor hazırlayacaktım. Gideyim. Baba duyuyor musun beni? Baba!